Herkese merhaba. Bu videoda Excel'de bir tabloda veya dizide en çok tekrarlanan veriyi getirmeyi göstereceğim. Bunun için de yine geçen videoda kullandığım iç içe fonksiyonlardan yararlanacağız. Biraz orta ve ileri düzey oluyor. Hangi fonksiyonlardan faydalanacağız? İndis ne işe yarıyordu? Başvurudan veya diziden bir değer seçmek için kullanılıyor. En çok olan çok diye bir fonksiyon var. O da en çok yenilenen değeri veriyor. Bir de kaçıncı başvurudaki veya dizideki değerlerin satır numarasını buluyor. İndisi daha önceki videolarda çok bahsetmemiştim. Genelde indisle kaçıncı iç içe kullanılıyor veri bulmak için. İndisi şimdi tek ne işe yarıyor onu bir göstereyim. Dediğim gibi indis bir tablodan veri çekmek için kullanılıyor. Şöyle, şunu sileyim. Mesela bu tablodan bir veri çekmek istiyorum. İşte Şubat ayının birim fiyat verisini eşittir indis diyelim. Dizi, yani biz hangi tablodan veri çekmek istiyoruz? Tablonun tamamını seçiyoruz. Noktalı virgül. Satır sayısı kaçıncı satır? Üçüncü satır olsun. Dikkat edin, şu 726'yı bulmaya çalışıyorum. Üçüncü satır ve ikinci sütun. Noktalı virgül. Sütun sayısı soruyor. 2 diyorum. Enter'a bastığım zaman 726. Yani bir tablodan veri çekmek için kullanılıyor. Şimdi bu üç fonksiyonu iç içe kullanacağız. Ürün adları diye bir tablom var. İşte içinde televizyon, çamaşır makinesi, ısıtıcı gibi çeşitli ürünler var. Burada amacım bu üç fonksiyonu kullanarak en çok tekrar eden ürün hangisiymiş bu tabloda onu bulmak. Şöyle siliyorum. Şimdi eşittir indisi ne işe yaradığını az önce gösterdim. Bir tablodan veri çekmek için kullanılıyor. İndis dedik. Öncelikle neyi soruyor? Dizimizi soruyor. Dizimizi seçtik. Şöyle. Şöyle alalım. Noktalı virgül. En çok olan çok. Bunun eski versiyonu da vardır. En çok olan diye. Bu 2007 öncesi versiyonlarda kullanılır. Ama siz İkisini de kullanabilirsiniz aslında, sıkıntı yok. En çok olan çok fonksiyonunu kullanıyoruz. Şimdi bir parantez daha açtık. Bu sefer de satır sayısını bulmak için kaçıncı fonksiyonu kullanacağız? Bakın. İç içe fonksiyonlar kullanmaya başladık. Kaçıncı da ne soruyor? Aranan değeri soruyor. Bizim aranan değerlerimiz yine aslında şurası B4 olacaktı. Şunu düzelteyim. Aranan değerlerimiz yine burada, şu aralıkta. B4, B16 aralığında. Aranan dizi de yine noktalı virgül aynı aralıkta olduğu için yine bunu seçiyorum. Noktalı virgül tam eşleşme olması için de sıfırı seçiyorum. Kaç parantez açtık? Açtıysak o kadar kapatmamız gerekiyor. 3 tane açmışız. Enter diyelim ve ısıtıcı çıktı. Bu tabloda en fazla ısıtıcı ürünü varmış. Onu da bu şekilde görmüş olduk. Bir de kaç kere tekrar etmiş bu ısıtıcı? Yani kaç tane varmış? Onu bulmak için de şöyle bir ESI formülümüz var. Onu kullanıyoruz. Onu da şöyle göstereyim. Eşittir. ESI. Aralık. Şu aralıkta en fazla ölçütümüz de bu olacak. D4 ısıtıcı. Bu aralıkta kaç kere geçiyor? Bunu da 4 kere bulmuş olduk. Şöyle 4 olarak bulmuş olduk. Tabi burada yüce sabitlenebilir. B4, B16 dedik ama mesela şu tabloyu genişletirsek şöyle yapalım. Laptopu mesela şöyle aşağı doğru çoğaltalım.
22'ye kadar. Şuradan da B4, B22 arası ya da 23 olsun. Tabii ki buradakileri de aynı aralığı seçmemiz lazım. Şimdi laptop olacak tabii ki bu tablomuzda. Olmadı. Bir şey eksik yaptık. Yapacağız. Evet. Daha doğrusu biz şöyle şurada yapacaktık o işi. Orada formül metni vardı çünkü. Onu bozmuş olduk. Tablomuzu genişleterek yaparsak tabii ki laptop olacak bu tablodaki en fazla tekrar eden ürün laptopmuş. Tekrar sayısı da tabii ki bunu genişletirsek B4 ile B22 arasında kaç tane varmış? 7 tane varmış laptop. Zaten şurada en altta vardı 7 tane. Evet burada da görüyoruz. Evet, yani bir tabloda en çok tekrarlanan ya da tekrarlananı siz doldurabilirsiniz. En çok satılan olabilir. Mesela bir satış tablosuysa bu. Bunu bulmak için faydalı bu iç içe kullanmak fonksiyonları. Önümüzdeki videolarda yine böyle iç içe fonksiyonlar kullanarak Excel bilgilerinizi geliştirmenize yardımcı olmak istiyorum. İzlediğiniz için teşekkürler. Sonraki videolarda görüşmek üzere.